Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. O liste hazırlanıyor. Millet İttifakı'nın devlete 2000 atama yapacak kadrosu var mı bilmiyorum. Halk TV'deki sansürsüz programımızda böyle dedim 5 gün önce. Muhalefet cephesinin Türkiye'yi yönetebileceğini, halka inandırması gerektiğine işaret ettim. Canlı yayında itirazlar oldu ama asıl dün okuduğum bir kulis haberi yanıt gibiydi. Milliyet gazetesinde Mehtap Gökdemir imzasıyla yayınlanan haberde şu satırlar yer alıyordu. Altılı Masa, Millet İttifakı iktidarına yönelik bürokratik kadrolarla ilgili ön hazırlık da yapıyor. Kulislerde 2000 kişilik bürokrat listesi hazırlandığı iddiası konuşulurken, Altılı Masa kurmayları şu aşamada ağırlıklı olarak getirilecek isimlerle ilgili değil, değişmesi gereken kadrolara ilişkin çalışma yürütüldüğünü vurguluyor. Madem bir sonraki Altılı Masa toplantısı DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek, ben de parti sözcüsü İdris Şahin'i aradım. Şahin'e seçim sonrası göreve gelecek bürokratları nasıl belirlediklerini sordum. Anlatmaya başladı. Her siyasi parti kendi çalışmalarını yapıyor. CHP'ye de, İyi Parti'ye de ve elbette bize de gelen bürokratlar oluyor. Şu anda devlette görev yapan, doğrudan partiye üye olmayan, rozet taktıramayan ama seçime giden süreçte mutfaklarımızda çalışanlar var iktidara gelindiğinde hazır var olan bu arkadaşlar üzerinden bir değerlendirme mutlaka yapılır. Yoksa altılı masanın şu an için özel olarak bir çalışması söz konusu değil. Araya girdim. Peki kesin listeyi yani devlette hangi koltuğa kimin oturacağını seçimi kazandıktan sonra mı belirleyeceksiniz diye sordum. Deva partili İdris Şahin'in yanıtı şu oldu. Kasım'daki buluşmada neler olacak? Cumhurbaşkanı adayı kesinleştikten sonra oluşturulacak kurullar bunun üzerinde mutlaka çalışacak ama şu anda değil. Altılı masa şimdilik bu konuya dair kolektif bir çalışma yapmıyor. Fakat dediğim gibi kurumsal olarak herkes kendi bürokrat adaylarıyla mutlaka görüşüyor. Mesela biz de parti olarak kamudan çok ciddi anlamda destek görüyoruz. Keza yurt dışındaki hocalar da yardım ediyor görüştüğümüz bu insanların çoğu yarınki bir düzenleme ile müsteşar, rektör ya da genel müdür olarak çalışabilecek düzeyde. Altılı Masa'nın 8. toplantısı Kasım ayının ortasında gerçekleşecek. Ev sahibi Deva Partisi'nin sözcüsü İdris Şahin'i bulmuşken sordum. Toplantıdaki en önemli konu başlığı ne olacak? Şunları duydum. Geçiş sürecinin yol haritası da ortak söylemlerde nihai aşamaya ulaşmış olacaktır. Yani artık bir nevi bu işin son noktasına doğru geldiğimizi gösterebiliriz. Geçiş süreci yol haritasına ilişkin her partinin teklifleri sunuldu. Ama işte son noktayı liderler koyacak. Diğer 9 tane temel konuda yani ekonomi, sağlık, eğitim, adalet gibi konularda neler yapılacağı kasımdaki toplantıda ete kemiğe bürünmüş olur ve artık bunlardan sonra da nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına dair konu gündeme gelir. Deva Partisi kurmayının aktardıkları böyle. Bense aynı noktadayım. Kuşkusuz altılı masa çok önemli çalışmalar yapıyor. Lakin cepte olmayan insanları kazanabilmeleri için çözümlerini etkili aktaramıyor. Koşar adım seçime giderken bir ortak iletişim kanalı bile halen kurulamıyor. Kasım buluşması bize neler gösterecek hep birlikte göreceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.